Şimdi siz bu paramotoru sizin programda da aslında evet. kullandınız değil mi? Söyleyelim. Tarkan'ın programa gelmesiyle evet, ilgili evet. belki biraz hani esprili yaklaşıldı ama orada peki paramotora özellikle bir ilgi geldi mi? Yok, hayır gelmedi. Şaşırtıcı oldu. Buradan biz kalktık, aynı bu mekandan kalktık. Tarkan Beyaz Soğuk gelsin pankartı açtık. Çok ilgi çekti aşağıda röportaj olarak. Ama Tarkan olarak ilgi çekti. Onun için de paramotor çok ilgi. Şu anda mesela çok insan ilgi çekiyor. Herkes gidip soru soruyor. Evet, Coşkun görünler sen yani deminki kalabalık çok fazlaydı. Evet. Tabii güvenlik açısından biraz uyardık da biz insanları ama ilgi çok fazla. Evet. Özellikle genç nüfusun fazla olduğu bir ülkede bu ilginin daha da artması gerekiyor. Ama adım atmak lazım yani sadece ilgi böyle bakarak değil ama daha yakından belki sorarak, öğrenerek değil mi? Bence bu işte biraz Türkiye'nin geleneklerine, göreneklerine göre. Mesela bir insan gidip araba alabiliyor, jip alabiliyor, her türlü ev alabiliyor ama Türkiye'de bu sporu yapmak ya da kaç kişi oğlunu mesela dalış ya da kayak kursuna yazdırıyor. Bu bir kültür meselesi. Tabii biraz da tabii gelirle ilgisi olan bir şey ama yani bir insan gidip 100 milyar bir yazlığa yatırıp Atapazarı'nda onu yılda bir kere gidebiliyor. Ya da bir yazlık alıp, ya karavan alıp bir kere kullanabiliyor. Ama biz buna mesela şu kadar bir x bir miktar para yatırdık ve her hafta uçmaya çalışıyoruz. Ve ben çocuğum da umarım yani bir sporcu yetiştiririm. Çünkü şey çok, nasıl size söyleyeyim, daha uçmak, berrak oluyor. Yani uçmak özgürlüktür sonuçta. Evet, tarifi yok değil mi bunun? Tarifi yok. Yani uçakla da uçtum ben, motorlu uçakla da, ufak uçaklarla da uçtum, her türlü şeyle uçtum. Bununla uçmanın zevki çok farklı. Çünkü bununla bir bütün oluyorsunuz, bir kuş gibi. Mesela yani tamamen kendiniz kontrol edebiliyorsunuz. Aparat yok, teknik cihaz yok etrafınızda. Evet, yani çok bir herhangi bir cihaz yok ve çok basit, basic bir motor. Onu soracağım, şimdi motorun total ağırlığı ne kadar? Bu kilo 19 kilogram toplam ağırlığı, yakıt hariç. 12 litre, evet bence bugün 5 litre yakıt aldım. Bir tane can yeleğimiz var burada. Evet. Bu çok önemli. Bu suya temas ettiğimizde patlıyor, açılıyor. Büyük bir can yeleği oluşturuyor. İçeride karbon tüpü var bu tarafta. Onun dışında GPS'im var, navigasyonum var, telsizim var. Evet, kaybolma ters bir durumda herhalde. Evet, herhalde gittiğiniz hızınızı ve bu yönünüzü bulabiliyorsunuz. Evet, bunun içindeki malzemeler bu alüminyum herhalde. Plastik, yumuşak plastik. Bazında alüminyum evet, var. Evet, yumuşak plastik. Hafif ve sağlam. Yani sadece ip, pervaneden ipleri koruyor. Çok sağlam aslında, hafif ve sağlam dedik ama çok sağlam değil. Düştüğümüz. Motorun gücü nedir? 16 beygir. 80 cc 16 beygir güçlü motor aslında. LPG'li mi? Hayır, çok az yakıyor. Benzinli. Benzinli. Evet. 95 oktan. Evet. Özellikle eklemek istediğin bir yer var mı burada bize? Evet, şu detaylı, şu detay önemli değil. Step üstü tandem var. Yolcu uçurabiliyoruz. Bu motor çok zayıf olduğu için yani bana göre çok güçlü ama iki kişiye göre zayıf motor. Güçlü motor aldığınızda iki kişiyle uçurabilirsiniz. Evet. Mesela bunun, bu da ucuz, pervanesiz bu. Coşkun yakaladı mesela, pervaneyi getiriyor. Evet, evet, pervanemizi de aldık. Bu da pervanemiz ahşap. Ahşap özel bir pervane, el yapımı. İşte... Ağacı ne? Ağacı bilmiyorum. Yani hakikaten bilmiyorum. Ama çok şey bir ağaç yani çok hafif olduğundan dolayı biraz kaliteden ödün verilmiş. En ufak bir şeyde zarar görüyor. Sağlam ama değil mi? Hayır. Düştünüz, bunu da kırıyorsunuz. Yani bununla düşerseniz size bir 500 euro ya da 600 euro gelir. O kadar. Evet. Hiç pil sağlam değil. Allah'a emanet. Uçacağız. Bir tane yedek paraşütümüz. Biz uçmayacağız aslında bugün. İkinci paraşütümüz var burada ön tarafta. Onu da gösterelim. Bu kırmızı halkaya çektiğimiz zaman bunun kadar büyük bir paraşüt açılıyor. Ufacık bir yerden. Öyle mi? Tabii tabii, o kadar çok özenle katlanmış. Özel bir paraşüt. 30 metrekarelik bir paraşüt oluyor. Bundan daha büyük yuvarlak oluyor. Vay 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 vay. Coşkuncuğum, Türk bayrağımızı da şöyle bir gösterirsen. Peki mesela telsiz sıkıntısı yaşadığınızda, telsiz problem olduğunda havada özellikle bir haberleşmede kullandığınız bir işaret ayaklarımızı yok. Sallarız. Öyle mi? Duyuyorsanız beni ayaklarımızı salla derler. Ayaklarımızı sallarız. O tehlike olduğunu işarettir. Ya açıkçası hiç tehlike yaşamadık çok şükür. Ayak senden önce tehlike var anlamında. Yok, iniyoruz mesela. Duymuyor, cevap vermiyor bize arkadaş. Bizi duyuyorsan ayaklarını salla deriz. Sallamıyorsa ki duymuyordur. Lan aşağıdakilerin yapacak bir şey yok. Dua ediyorlar orada. Evet. Yani dua et işareti. Yok aslında, çok tehlikesi, hakikaten tehlikesi yok. Yok mu? Yani hiç hayati risk yok mu bunun? Var, var. Her, bugün dalışın da var, kayağın da var. Araba kullanmanın da tehlikesi var. Ama istatistiklere göre sıfır, hiç kazamız yok. Fakat sonuçta bir kaza, uçuyorsunuz. Yani normal paramotor, normal single'a göre daha tehlikesiz. Çünkü hava şartlarında çok stabil bir havada uçuyoruz. Bir de her şey zaten kurallarına uyduktan sonra tehlike olmaz diye düşünüyorum. Evet, evet. Açıkçası çok kurallara uyuyoruz. Bir de içimizde çok şey yok böyle, deli dolu insanlar yok. Evet.
Şimdi o zaman seni de fazla tutmayalım. Tamam. Sen de hazırlığını istersen tamamla. Tamam. Daha sonra da görüşürüz zaten.